Maşallah yani bu uzun da sürekli bizim evde. Selin 40 yılda bir geliyor çünkü Volkan, değil mi? Canım dün akşam keyfimiz yoktu. Bir C dediler gittiler, ayıp oldu vallahi. Bu akşam şöyle bir oturup karşılıklı sohbet edelim değil mi? Burnumun bandajının açılması şerefine değil mi İfo? Ya ne güzel Selin'le baş başa oturacaktık ya. Nereden çıktı bu uzun şimdi? Yanında kaşınamazsın, edemezsin ya. Ya Aslı, siz bununla evlenince böyle yaz tatiline falan gideceksiniz. Güneş yanıklarını nasıl ayıklayacaksınız ha? Böyle kaşındıkça at 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 diye araba alarmı gibi çocuk. Sus Volkan artık. Tamam, ya. Sus. Ay bununla kapıda karşılaştık. Anne, babiş. Aşkım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Nasılsınız? Çok sevindim. Geçmiş olsun, bandajınızı da çıkartmışsınız. Ya sağ ol evladım, sağ ol. Hayır, hem onu kutlayalım dedik, hem de havayı biraz yumuşatalım istedik. Sizin ilk tekmeniz miydi? Nasıl? Yani diyorum ki sağlam patlattınız maşallah. İlahi, sever misiniz böyle vurdu kırdıyı? Filmlerde mi? Yok, yani gerçek hayatta. Ne bileyim mesela trafikte sinirlenirsiniz. Yahut karşıdakiler devriniz döner, birden vurmak istersiniz mesela. Yani 40 yılda bir. Ama benim de bir taşma noktam var yani. Aa, kadınlara filan? Ne? Hayır yani kadınlara filan da mı? Vurur anlamında sordum. Aa, hiç öyle şey olur mu efendim? Tabii ki hayır, aşk olsun yani. Ha. Hani böyle karşınızda kaşınır maşınır yani insan bu. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri ya? Kızım ya laf açıyor işte. Rahat rahat bir sohbette mi edemeyeceğiz? Aa. Selinciğim. Cimcimem benim. Sen böyle brownie falan yapar mısın? Ben? Ben sızlık altına yaptıklarını yiyorum. Efendim? Ben sızlık ablamın yaptıklarını yiyorum. Peki yemek filan? Yemek derken? Ay çorbalardan mesela ne yaparsın? Hiçbirini yapmıyorum. Aa, yok yaptım. Ben bu Volkan'a bir keresinde paket mantar çorba yaptım. Biraz katı oldu, anlamadım. Aa, ama tadı güzeldi yani. Sürdük ekmeği, yedik çorbayı. Ya. Peki tencere yemeği filan? Tencerede ben makarna yapıyorum değil mi Volkan? Hı-hı. Biz aşağı katı bir kuyumcuya kiraya veriyoruz da oradan aklıma geldi. Cem Bey, oturduğunuz ev kendi eviniz mi yoksa kira mı? Kira efendim. Ha. Ya, dolar mı, Türk parası mı? Dolar. Ha, demek ki maaşınız da dolarla. Evet, babam veriyor ya oradan biliyorum, öyle. Cemcim, çocukları sever misin? Çocukları mı? Neden sevmeyeyim? Bence ideal bir ailede 2 çocuk şart. Ne fazla ne eksik. Sizce? 2. İyidir, 2 iyi. Evlilik oturunca çocuk yapacaksınız. İfo, kaç yılda oturur evlilik yerine? Kaç yılda oturur? Bilmem. Cem Bey'e soralım. Kaç yıl? 2. Nasıl? İyi, fena değil. Güzel. Ama tabii yani çiftler önceden birlikte yaşıyorlarsa ve birliktelik varsa ondan evlendikten hemen sonra da yapabilirler çocuk. Birlikte yaşamak mı? Yani birlikte yaşamayı normal mi sayıyorsunuz? Normalden de öteye. Bence çok gerekli bir şey bu. Çiftlerin birbirini tanıması lazım. Aa, çocuk demişken sen bizim çocukluk fotoğraflarımızı görmedin. Gel göstereyim ben sana. Ama biz kapattık çocuk. Gel sen, gel Cem, gel. Selincim evladım. Geçenlerde bir ipek bluzuma çay damladı. Aa dedim. Ayol bu nasıl çıkar ipek bluzdan dedim. Yani çay lekesi nasıl çıkar ipek bluzdan dedim. Bilemedim. Sen biliyor musun? Ama deterjan ne olabilir? Efendim ben ne bileyim. Ayşe teyzeyi çağırın. Selin gel canım, gel mutfağa, sen bir çay koy bana, gel. Şimdi leke çıkarma deneyi mi yapacağız? O uğraşamam ya lütfen. Yok yok, gel sen, gel gel. Demek imtihan ediyorlar ya. Oğlum ben anlarım, vallahi sorguya çekiyorlar bunlar seni ya. Baksana sorulara. Sen ne istiyorlarsa öyle cevaplar ver. Bir şey peşinde bunlar. Vallahi. Hadi ya. Evet. Ben böyle şişmandım işte ya küçükken. Canım ya çok güzelmiş ama. Ben şişmanlamak istemiyorum Aslı. İnan bana. Zaten yemekle aram da yok benim. Yani çıkar dışarı deriz. Ne uğraşacaksın o kadar işle değil mi? Yani ben kendi yayıntımı da toplarım zaten. Ütümü yaparım. Ne olacak değil mi? Zaten evde her gün bir yardımcı var. Nasıl yani Volkan? Selincim bunlar işi inada bindirdi. Sen böyle ev hanımı gibi görün. Yüklen sen. Yalnız yeter ki inandırıcı ol. Neyin peşinde bunlar bilmiyorum vallahi ama biz başaracağız. Yaz Volkan bak ben ev kadını değilim. İş kadınım ya, bunu kabullenmeleri lazım. Ya yavrucuğum sen böyle hamarat görün. Böyle saçımı süpürge hesabı, hızlı hareketler falan. Ayarlarız yavrum benim. Başarırız biz. Bakacağız artık, ayarlayacağız bir şeyler, ne yapalım? Sonra hep birlikte masaya oturulacak. En az masada 3 çeşit yemek olacak. Ya biz böyle gördük İfo annem. Kadınlar çiçektir. Çiçektir, kadınlar çiçektir. Çiçek ev işleriyle uğraşmaz. Uğraşmaz. Ne isterse onu yapar. Erkek çalışır, evin ekmeğini getirir, eve bakar, çiçeğine bakar. Erkek bahçıvan mı oluyor? İlginç vallahi değil mi İfo? Evet ben de şaşırdım. Ay şaşırma İfo annem, şaşırma. Ya tanıyın kızınızı. Siz gelin diye kız alacaksınız. Bak ben şimdiden söyleyeyim. Evlendiğim zaman kesinlikle ailemin yüzüne bakmam. Varsa yoksa benim beyim yani. Zaten evliliklerin bitiş nedeni erkeklerin ilgisizliği. Tabii. Rahat yaşatmakla biter mi? Yani evliliğin içinde haftada birkaç kez dışarıda yemekler, iltifatlar, hediyeler. Yani evlilik bunlar yürütür, bunlar sürdürür evliliği. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz efendim ama. Selin kızım, sen evlenince anneninkine benzer bir evde oturmak istersin herhalde. Yani ya ben deniz görmeyince gerçekten kendime gelemiyorum yani, bir tuhaf oluyorum. Bir de benim kapalı havuz olayım var. Annem, ben bilmem, beni beyim bilir. Babacığım, Selin bir lokmaya, bir hırkaya tamamdır yani. Razıdır. Güzel gelininiz yani. Ben Aslı'yı İstanbul'un en güzel evlerinde oturtmak istiyorum efendim. Gerçi o çok daha iyilene layık ama. İnşallah evladım, inşallah. Görünen köy kılavuz. İyi, iyi. Şimdi çocuklar, biz annenizle düşündük. Yani 2 düğün birden yapmak çok zor. Selin'in yaşı gereği sizin aceleniz yok. Ama Aslı'yla Cem kendi mesleklerini edindikleri için... Aa, nereye gidiyor bu baba? Yani yaz aylarında mesela ailesi geldiğinde Cem'in kısmetse, şayet hazırlıklarımızda yetiştirdikse belki... Tahsin baba, bak ben bir şey söyleyeceğim. Bu fotoğrafçı maaşı düğün müğün yapamaz. Ben uyandırayım yani. Ne fotoğrafçısı ayol? Cem, yazın genel müdürlüğü bırakıyormuş. Fotoğrafçılık yapacakmış. Babam söyledi. Yazın mı? Selin benden önce mi öğreniyor tarihini Cem? Hayır, daha kesin bir tarihi yok. Ben anlayamadım. Genel müdürlüğü neden bırakıyorsun evladım? Mutlu değilim efendim. Fotoğrafçılığa dönmek istiyorum ben. Uyur buradan yak. Vallahi Cem Bey, sizi takdir ediyorum yani. Tam malzeme bitti derken yeni bir bomba patlatıyorsunuz vallahi. Foto uzun ha. Allah Allah, Allah Allah. Affedersiniz yani öğrenmek mecburiyetindeyim. Bu maddi açıdan getirisi de aynı mı bu işin? Yok canım, yarısı kadar bile değil. Hele ilk zamanlarda sizi piyasa tanıyana kadar çok zor. Ben Cem'i destekliyorum baba. Aferin benim akıllı kızıma. Aslı olmadı yüzüğü satıp yersiniz. O zaman madem Cem'in annesi babası yazın gelince... Tamam, ailesi gelince bakarız. Hele bakalım bir istesinler de konuşuruz. Acelemiz yok canım. Hayır, önce biz bir yüzük takalım da. Yüzük mü? Ay evet, Aslı'nın bile yüzüğü var Volkan. Oldu. Yüzük takma fotoğraflarını da ailemizin şipşakçısı çeker. Volkan. Of, of. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa.